Bak diğer kanallardan bir şey çıkmaz. Atmaz. Annem yemeğin hazır. İyi, sağ ol. Üzülme sen. Canım annem. Nereye çöktüyse kimse bizi engelli. Oğlum bekar diye biraz paramız vardı. O da dışarılarda gitti yavrum. Yok bizim gelir. Umur bakanımız bize bir iyi kötü başımız sokacak bir yer. Yani merdiven ya da asansör bir şey olursa ikinci kat birinci kat. Şey yapıp verirse çok dua ederim. Cumhurbakanımızı peki, çok seviyorsa duyuramıyoruz. Biz onu kendimizi söyleyen yok bize. Cumhurbakanımız iyi bir insan ama bizi bilmiyor adam. Bizi bilmiyor ne biz. Arabada kalıyoruz. Çocuğum önde ben arkada yatıyorum kurulukta. Rahat olmuyor ama ne yapalım yavrum. Ben çocuğumdan ayrılmak istemem. Allah ayırmasın ölmeden. Çocuğumla beraber bir tavuk kümesi olursa yani sokacak bir yerimiz olsun. Vermiyor la oğlum bekar diyerek. Arıyoruz. Paramız olsa bile paramız yok kalmadı. Oğlum bekar. Ben bir kurban oldum. Ben geldim bu felaket başımızdan yarabbim. Ben de oğlumla mutlum değilim. Ben mutlum olmasın. İstediğiniz kamu cumhurbakanım sayın. Evde bir yere atar. Kendimi öldürüm ben oğlumla ayırmasınlar da ne diyorlarsa. Diyor mi? Cumhurbakanımız size iyi kötü bir evre verebilirsin. Herkese bakıyor iyi bir insan. İnşallah bize de bir yer şey yapar. Kurban olsun Cumhurbakanım. Burada kalmamızın sebebi şu. Öncelikle şunu söyleyeyim. Geçen depremde ev çatladı. Kiracıydık zaten. Oturulamaz raporu verildi oturduğumuz yere. Ondan sebep uygun kiralık bir ev aradık. Bulamadık. Sen bekarsın dediler. Annen engelli dediler. Evimizi batırır dediler. Vermediler. Annem %86 ağır engelli. Engelli olduğundan dolayı hani hoş bakmadılar. Elimizde bir 10-15 bin lira biriktirdiğimiz para vardı. Bu aracın da motoru bittik. Elimizden çıkartmaya çalışıyoruz. Çıkartamıyoruz. Zaten çıkarsak da daha da perişan durumda kalacağız. İşte gördüğünüz gibi ben burada yatıyorum. Annem de aracın arkasında yatıyor. Yani ben annem beni 5 dakika bir yere bırakmıyor. Yani affedersiniz lavaboya da gidecek olsak yani ben götürüyorum. Yürüyemiyor. Bakımını ben üstlendim. Bakımını ben yapıyorum. Temizliğini, hijyenini ben yapıyorum. Yemeğini ben yapıyorum. Kimseye COVID-19
Dan dolayı kimseyle annemi temas ettirmiyorum. Yani taşıyıcı olur, birisi gelir anneme bulaştırır diye. Yani genelde hayatımız hep aracın içinde geçiyor. Yani Kaç yemeğimizi aydır araçtasınız? yaklaşık 90 gündür bu aracın içindeyiz. Gerçekten çok zor günler geçiriyoruz. Yani havalar soğuk oluyor. Efendime söyleyeyim çok sıcak oluyor. Ama yapacak gidecek hiçbir yerimiz yok yani.